Hanımlar beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve buton tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hepiniz hoş geldiniz. Yine yepyeni 4 tane yarışmacımız var. Aha bakın neredeler. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de iyiyim. Heyecanlı mısınız? Biraz. Birazcık. Çok. Peki iddialı mısınız? Tabii ki. O da var. Aa, heyecan da var, iddia da var. En sevdiğimiz. Harika. Ayaklarınıza sağlık. Alim Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizde ne var ne yok? İyi. Heyecan var mı diyeceksiniz. Stüdyoya girene kadar vardı, girince pek kalmadı. Size ben öyle son geliyor Alim Bey. Bilmiyorum. Göreceksiniz. Bakın buraya oturduğunuzda ben size hatırlatacağım. Peki iddialı mısınızdır? Hayır, normalde iddialı değilim. Değilsiniz. Değilim. Harika. Bakalım neler olacak. Ayla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizde durumlar nasıl? Ben sabahtan beri uykuluyorum. Uyukluyorsun. Böyle bir uyuma var içimde. Hayırlara vesile olsun. Ben de sinirlerim bozulunca uykum gelir benim. Öyle bir şey eyvah, mi acaba? Eyvah, eyvah. Eyvah, bilmem. Bir, sizin neden uykunuz geliyor? Yol yorgunu musunuz? Ne bileyim, öyle tansiyon düşüklüğü gibi, halsizlik tövbe gibi. Tövbe estağfurullah. Bir şey verelim. Ne verelim? Yok yok. Şekerli siz su. Siz bir gülün yeter. Ben güleyim yeter. Evet. Ay, ben hep gülüyorum Ayla. Zaten ben onun için geldim. Ama bir işe yaramamış, tansiyon düşük diyorsunuz. Olsun, açılacak, düzelecek hadi şimdi. Hadi inşallah. İddialı mısınızdır normalde? Hayır. Değilsiniz. Hayır. Ay harika. Hadi bakalım. Bülent Bey siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz sormadan ben söyleyeyim, çok iyiyim. Çok bayağı iyisiniz. Bomba gibiyim. Aa harika. İşte 3 gün sonra da bir tatil planladık arkadaşlarımızla. Çok Likya güzel. Yürüyüşü yapmayı planlıyoruz çadırlarımızla. Likya yürüyüşü yapmayı planlıyorsunuz. Harika. Yani 3 gün acilen geçmesi lazım. Ha, ay, onun dışında hiçbir derdim yok yani. Aynen. Bu çoraplarla mı gideceksiniz peki tatile? Ben böyle oturarak olacağını düşünmeyip ayakta olacağını düşünmüştüm ama şu an oturunca ben de fark etmiyorum. Çok güzeller. Yani hani beklenmedik bir renk ama güzeller. Siz iddialı mısınızdır normal? Ben iddialıyım. Benim açıkçası en büyük derdim gözlüğümü getirmeyi unuttum. Ekranı görecek miyim diye. Allah'tan gördüm ekranı. Şu anda iddiamı bir tık yukarıya çıkardım yani. Hiç merak etmeyin. Bir daha test ederiz buraya oturduğunuzda. Ben de söylüyor olacağım zaten soruları. Ne gerekiyorsa yapacağız. Madem hafif bir iddianız var. Hanımlar beyler, gördüğünüz gibi birbirinden enteresan 4 yarışmacımız var. Pırıl pırıl çoraplarıyla bizlerleler. Hiç vakit kaybetmeyin. Bakalım masada ne kadar renkliler. Hemen alkışlarla ilk yarışmacımızı alıyoruz. Sonuç anlamında kullanılan kelime. Netice. Değil efendim. Anadolu coğrafyasına ait endemik bir tür. Tereleli. Değil. Gayretli ve etkin olan. Girişken. Eczacı anlamında kullanılan bir ünvan. Aktar. Değil. Otçu diyeceğim de olmayacak. Neredeyse öyle bir şey. Otçuk, ot. Doyum duygusundan yoksun olan. Tatmamak. Ne? Tatmamak. Değil, değil. Tatminle alakalı bir şey de. Hızlı bir biçimde anlamlarına gelen. Acil. Taşımak için kullanılan çanta. Kanguru değil. İzole sözcüğünün Türkçe karşılığı. Arındırılmış. Değil. Moda desinatörü. Bu gene bildiğim bir kelime. Kesinlikle. Ama şans oyunu. Sermaye, para. Ha, hakemler saha ben belirlemek. Küçük paralarla geldiniz. Şu anda bilmediğim yerden büyük parayla gelin bana. Hanımlar beyler, günün ilk yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya getiriyoruz. Tekrar merhaba Mehmet Bey. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Emekliyim. Hayırlı olsun. Çalışmaya devam. Süper. İnşaat sektöründeyiz. Çok güzel. Aile şirketimiz var. Aa, ne kadar güzel. Çalışıyoruz hep. Bu ev, binalar mı yapıyorsunuz? Tabii ki, kat karşılığı. Oo, çok güzel, kat karşılığı. Evet. Bu kentsel dönüşümde parmağı olanlardansınız. Biraz. Çok güzel. Size bayağı iş düşüyor bu aralar. Düşüyor, evet. Allah kolaylık versin. Sağ peki perküsyon çalıyor musunuz amatör olarak? Tabii ki. Tabii ki. Evet. Ders alıyorum. Ders de alıyorsunuz. Tabii ki. Kadıköy'de özel bir kursta. Harikulade. Ne kadardır? Nasıl? Ne kadar süredir alıyorsunuz dersi? 3 aydan beri. 3 aydan beri. Peki ne, bütün perküsyon aletleri mi yoksa işte? Yalnızca darbuka. Hah, darbuka. Darbuka. Çok güzel. İlgi nereden peki? Babamdan. Ah. Babam çadır küçükken oynatırdı bizi. Ya. Oradan özlenmişim ben de. Ama anca ders almaya fırsat buldum. Tabii ki. Çok güzel. Peki tıngırdatıyor musunuz evde? Ailenin çalıp oynatanıyım. Gerçekten mi? Evet. Komşular şikayet ediyor mu? Etmiyorlar. Biliyorlar çalıyor. İzinli çalıyorsunuz, evet, o zaman. Evet. Masaya vurarak çalabiliyor musunuz? Çalarım. Bir çalsanız nasıl oluyor bakın.
Alkışla mı? Mehmet Bey, burada da oynatan oluyordunuz, az daha zor durdu ekip arkadaşlarımız. Peki kafanızda bir puan var mı Mehmet Bey? 9000 olursa fena olmaz. Çok güzel. Siz bayağı pazarlık gibi söylediniz. Bakacağız, varsa veririz. Bakalım genel kültürümüz yetecek mi 9000 puana? İnşallah yeter. İnşallah. Torununuz varmış bir tane, Ozan diye, ona buradan selam göndermek ister misiniz? Ozan'ıma çok selam yolluyorum. Onu çok seviyorum. Biz de çok seviyoruz Ozan'ı. Yani tanısak çok severdik, ben eminim. Mutlaka. Başka selam göndermek istediğiniz biri var mı? Kızlarıma, eşime, sevdiklerime. Çok güzel. Kızlarınızı, eşinizi, damadınıza da söylemek ister tabii misiniz? Tabii ki. Onu ayrı tutmayalım. Ben sonradan canınız sıkılmasın diye. Aynen. Mehmet Bey. Evet. Peki o zaman ufak ufak başlayalım mı? Başlayalım tabii. Peki. Hanımlar beyler, ilk sorumuz geliyor. Ayağın aşağı yukarı hareketini sağlayan tendonun mitolojiden gelen adı? Aşil. Aşil doğru cevap. Efendim, ikinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakıyoruz şimdi. Bakalım nasıl bir soruymuş. Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi veren heceler. Harf alayım. Verdik. Uyak. Uyak doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Beynin sağ yarım küresi görece daha baskın kişilerin el kullanma yetisi bakımından aldıkları isim. Harf alayım. Harf aldık. L. Solak. Solak doğru cevap. İkinci beş harfli kelimemizin sorusu geliyor. Yazı yazmada divitle bütünleşmiş, içine mürekkep konulan küçük kap. Hokka. Hokka doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Matematikten bir soru geliyor. Gelsin bakalım, geleceği varsa. Sıfır rakamının yutan eleman olduğu aritmetik işlemde sonuç anlamında kullanılan kelime. Netice. Değil efendim. Harf alayım. Alamadınız, bastınız çünkü. Sıfır rakamı... hangi işlemde şeydir, yutan elemandır? Yani onunla o işlemi yaptığımızda sıfır yutuyor, sıfır oluyor sonuç. Çıkarma. Değil. Toplama. Değil. Bölme. Değil. Çarpma. Değil mi? Çarpma, evet. Evet. Çarpma. Çarpmada peki sonuç nedir? Nesi bir şeyle bir şey, mesela 2 ile 2'nin... Nesi dört eder? Çarpım. Çarpım doğru cevap. Ufak bir basit matematik dersi yaşandı burada. Evet. Ama hatırladık son anda da olsa. Oldu fark ettiğiniz gibi harf alma kısmı. Evet, evet. Efendim, altı harflilerdeyiz hala. Bir sıfat soruyoruz şimdi. Tüm sıfat severler için geliyor. Argo'da ahmak, alık, dengesiz gibi anlamlarda kullanılan bir söz. Harf alayım. Harf aldık. G. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. İ. Lingos. Değil. Lingos. Hayır, iyi başlamıştınız demin. Daha basit. Dingil. Evet, dingil doğru cevap. Dingoz diyorsunuz siz diye anlıyorum burada. Evet. Dingoz bizim de literatürümüze sayenizde geçmiş oldu. Lingoz da dediniz. Onu da katladım. Lingozu salladınız mı? Yoksa biraz. Onu da mı söylüyorsunuz? Peki. Efendim, yedi harflilerdeyiz. Birleşik bir kelime. Askerlikten geliyor. Gelsin bakalım. Apoletinde defne yaprağından bir çelenk bulunan en düşük rütbe. Harf alayım. Aldım. Binbaşı. Binbaşı doğru cevap. Mehmet Bey, yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız ve 2 dakika 50 saniye süremiz var. Puan da gayet iyi, süre de gayet iyi. Devam ediyoruz. Tamam. Harika. Efendim, 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. İsim soylu bir sözcük soruyoruz yine. Gelsin bakalım. Üretime geçmiş kümes hayvanı. Harf alayım. Harf verdik. Kümes hayvanı nedir efendim? Tavuk, horoz. Üretime geçmesi nedir onun?
Bir hafta alayım. Bir hafta aldık. U. Kuluçka. Kuluçka doğru cevap. Efendim 8 harflilerdeyiz. Şimdi iki kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Bir çiçek türü soruyoruz. Hadi bakalım neler olacak. Gelsin sorusu. Halk arasında ağlayan gelin adıyla da anılan çiçekleri aşağı dönük Anadolu coğrafyasına ait endemik bir tür. Harf alayım. Harf aldık. L. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. R. Ağlayan gelin. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. T. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. L. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. E. Tereleli. Değil. Hakkari tarafında çok olurmuş. Çiçek bu efendim. Zaten iki kelime gibi düşünün bunu. Birleşik bir kelime bu. Yani, ağlayan gelin mi? Birleşik değil de yani birleşik. Çiçekleri aşağıya dönük olduğuna göre nasıldır? Yani normalde çiçekler yukarı doğru dönük. Evet. Aşağı dönükse zıt yönde. Yani bu iş bize biraz ters lale. Ters lale doğru cevap. Son anda gerçekten son anda yırttık evet. Mehmet Bey. 8 harflerle devam ediyoruz. Bir sıfat soracağız şimdi. Gelsin bakalım sıfatımız. İş ve uğraş konusunda gayretli ve etkin olan. Gayretli ve etkin olan. Harf alayım. Alın. Basit düşünün. İş ve uğraş konusunda gayretli ve etkin olan. Girişken. Değil. Giriş. Öteki. Çok iyi. Böyle bir kelime. İş ve uğraş konusunda gayretli. Gayretli. İş yapmayı çok sever. Girişken değil. Değil. Çok iş yapana ne denir? Haldır haldır iş yapıyor. Girişmiş. Değil değil. Girişken, girişken gibi girişken. Bir kelime. İş yapmayı seven. Öğrenciler için çok kullanılır. Nokta nokta öğrenci. O çok nokta nokta bir öğrencidir. Notları iyi bir öğrenciye ne denir? Aa Mehmet Bey. Çalışkan. Aa. Yüzlük yüzlükle kuyruğunda olana bakın. Girişkene takıldım. Girişkene takıldınız. Evet. Hay Allah. 9 harflere geçtik ama hiçbir şey kaybetmiş değiliz. 2 kelime yine cevabımız. Spor haberlerinde sporculara uygulanırken gördüğümüz bir şey soruyoruz. 2 kelime gelsin bakalım. Koşu bandı üzerinde uygulanan kalbin fiziksel aktiviteye nasıl yanıt verdiğini ölçen sınama ve sağlık araştırması. Harf alayım. Alalım. Harf alayım. Check-up'a gittiniz mi hiç? Evet. Orada yaparlar bunu. Böyle bir koşu bandının üstüne böyle şeyler, reseptörler takılır. Sınama nedir efendim? Deneme. Şey, daha böyle bir T çıkmış orada. Harf alayım. Harf aldık. E de çıktı şimdi. Çok çalıştım ben. Çok büyük nokta nokta harcadım. Ne harcadım? Efor testi. Efor testi doğru cevap. Efendim yapım eki almış bir birleşik kelime soracağız şimdi. Gelsin bakalım sorusu. Mecazen yalancı, dolandırıcı kimse anlamına gelen tabir. Harf alayım. Harf verdik. Üçkağıtçı. Üçkağıtçı doğru cevap. Şimdi efendim yoksunluk eki almış bir sıfat soracağız. 10 harfli gelsin sorusu. Elinden iş gelmeyen, maharet isteyen işlerde başarısız olan. Harf alayım. Harf aldık. R. Harf alayım. Harf aldık. C. Yapamıyor yani. Harf. Beceriksiz. Beceriksiz doğru cevap.
Mehmet Bey harf vereyim mi diyecektiniz yani neredeyse. Efendim 10 harfli ve son aradığımız cevap Batı kökenli bir sözcük ve bir disiplin soruyoruz size. Gelsin bakalım sorusu. Nasıl soruyoruz? İyi yemek yeme bilimi. Harf alayım. Harf aldık. Gastronomi. Gastronomi doğru cevap. Yani Mehmet Bey 6500 puan aldık ama yani hiç de hak ettiğiniz bir puan değil bu. Evet. Açıkçası. Patladığımız yer hiç patlayacağımız bir yer değil. Değil evet. Tamam bir de siz yani çalışkanı nasıl bilemezsiniz? Siz çalışkan bir bireysiniz belli ki. Girişkene takılınca öyle oldu. Evet. Girişkene evet. Niye o kadar takıldınız acaba ya? Ne bileyim. Ben de bilemedim. Hayırlısı olsun. Hayırlısı ayaklarınıza olsun. Sağlık. Ne olacağı belli olmaz. Arkanızdaki üç yarışmacının ederim. Başına ne gelecek bilemeyiz. Evet. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Çok memnun oldum ama sizinle tanıştığım. Oldum. Hanımlar, beyler, Mehmet Bey'i alkışlarla uğurlayacağız. Ve ikinci yarışmacımız olacak. Harf alayım, harf alayım. Harf. Yiğit Bey tuhaf bir insan. Tamam, şimdi gitti. Gördüğünüz gibi bana bile ihtiyacı yok. Ben ne iş yapıyorum? Sunuculuk. Allah iyiliğinizi versin. Sorularımı gördünüz. Sevdim sizi. Sevdiniz beni. Semih! Beni neyi yaparsınız? Makarna. Yetenek budur. Beni buradan aldın ya. Şu an beni buradan aldın. Finito. Finito mu? Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masanın başında bir araya geldik. Tekrar merhaba Alim Bey. Merhabalar İbrahim Bey. Neler yapıyorsunuz? 43 yaşındayım, 3 çocuk babasıyım. Of. Büyük oğlumla birlikte ambalaj sektöründe kendi işlerimizi işletiyoruz. Tebrik ederim. 4 çalışanlı ufak bir işletmeyiz. Evet. Emin adımlarla ilerliyoruz. Yarışmayı severek takip ediyorum. 3,5 yaşında Meryem Asya isminde bir kızım var. Kızımla Allah birlikte sıkı takipçinizdiz. Ya. Biz bildiğimiz zaman hatta Çakıyev'de aa baba biz bildik bizden duydu da söyledi değil mi diyor. Ben o doğmadan önce kayıt bırakmıştım aslında. Uzun zamandır yarışmaya katılmayı istiyordum. Şimdiymiş demek ki diyorum onun da aklı erecek. O da televizyonda beni izleyip sevinecek. Kısmet şimdiymiş. Ay hadi hayırlısı. Sağ olun. Çok güzel. Peki bir hobiniz, bir şeyin sizin çaldığınız, ders aldığınız bir şey var mı? Şöyle herhangi bir müzik aletine yatkınlığım yok. Bana biraz evet. Zor geliyor. Evet. Kendim amatörce bazen şiir yazıyorum. Hı. Belki bir gün kitap yazar mıyım diye düşünüyorum. Ya. Seslendirmeyi seviyorum, şiir okumayı seviyorum. Bunları kendi çapımda paylaştığım ufak bir sosyal medyada kendi hesabım var. Şiir çok seslendirip paylaşmayı seviyorum. Harika. Burada okumak ister misiniz bir yok, tane şiir? Yok teşekkür ederim. O kadar heyecana gelemem. Zaten aşırı heyecanlıyım. İlk defa bir yayına katılıyorum. Hani evet. Bunun da size denk gelmiş olması çok güzel oldu. Ben bundan ben de çok mutlu oldum. Çok merak ettiğim bir şey vardı benim. Hani sizi devamlı güleç yüzlü olarak görüyoruz. Çok evet. Güzel kahkahalarınız gülüyorsunuz. Acaba gerçekte de bu kadar gülüyor mu yoksa yayın için mi böyle diye merak ediyordum. Gerçekte de bu kadar samimi ve güler yüzlü bir insan olduğunuzu gördüm. Çok sağ olun Halim Bey. Onu ben de merak ediyorum. Gerçekten de bu kadar gülüyor muyum diye. Harbi gülüyorum çok ya. İnanır mısınız? Çok teşekkür ederim Halim Bey. Kafanızda bir puan var mı? Kafamda hiç puan yok. Ekran başında yarışırken de hiç puan hesaplamadım. Hani çok güzel. İşin eğlence kısmındayım. Bunu da yaptım demek için geldim. Yani, harika yapmışsın. İnsan hayatı boyunca nasip olur olmaz bilemiyorum. Herkese nasip olmaz. Ben dedim bana nasip olsun. Çünkü benim hayatımda keşkelere pek yer yok. Bunu da yaşadım diyeyim. O yüzden geldim. Harika. Sizinle tanışmış olduk. Buraya eğlenmeye çok geldik. Çok güzel. Çok çok iyi yaptınız vallahi. O zaman yavaş yavaş başlayalım. Ne başlayalım, dersiniz? Olur. Hanımlar, beyler, ilk sorumuz geliyor. Mecazen üstün nitelikli, üstün yetenekli anlamlarına gelen sözcük. Bir harf alayım. Bir harf verelim. O çok nokta nokta biridir. Kutlu diyeceğim. Değil. Kutlu değil. Değil. Kişi. Bir harf daha alayım ben. Bir harf daha aldık. Aha durduk. Durduk değil mi? Ha. Üstün nitelikli. Kaos, küz, Allah Allah. Şey gibi düşünmeyin. Böyle bir sessiz harfin arkasından illa sessiz sesli harf. Klas. Klas doğru cevap. Efendim ikinci dört harfli kelimemize bakalım. Daha çok Ece'nin yedili ölçüsüyle söylenen halk şiiri.
Aha, şiir yazıyoruz dedik. Şiirden geldim. Halk şiiri. Harf alayım. Aldınız mı? Peki. Aldım bir harf peki. Alayım mı? Bu dört harflerde korkarım. Mani. Mani doğru cevap. Beş harflere geçtik efendim. Bir bitki türü soracağız. Gelsin bakalım nasıl bir bitki türü soracağız. Tarımın beyaz altını bir kültür bitkisi. Pamuk. Pamuk doğru cevap. Efendim şimdi yine beş harfli halk ağzında kullanılan bir söz soruyoruz. Soralım bakalım. Çeşitli bitkilerle tedavi uygulayan kişiler için halk arasında hekim veya eczacı anlamında kullanılan bir ünvan. Aktar. Değil. Aha. Evet. O bitkileri satan. O bitkileri satan hekim veya eczacı anlamında kullanılan bir ünvan. Aa. Nasıl? Bitkilerin genel adı nedir? Böyle küçük küçük böyle bir kırlara çıktık böyle. O ne olur çiçek, orada? Çiçek, ot. Öyle başlıyor. Ot. Ha. Otçu diyeceğim de olmayacak. Neredeyse öyle bir şey. Otçuk, otçular, otlar. Arada bir harf var. Alfabenin başından başlayın mesela. Ot bul ot. Daha başından. Ot. Otacı. Otacı doğru cevap. Otacı son anda. Alim Bey'in ağzına. Şifacı dilime de olmadı otacı. Değil. Otacıydı oturdu. Doğru cevap. Gerçekten oltayla ağzınızdan çektik diyebiliriz. Evet, evet. Alt harflere geçtik. Eski bir uzunluk ölçüsü birimi soracağız. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz. Yaklaşık 5,5 kilometreye eşit eski bir uzunluk ölçüsü. Harf alayım. Harf verdik. F. Fersah. Fersah doğru cevap. Altı harflilerden devam ediyoruz. Halk arasında kullanılan bir söz soracağız. Şimdi hay Allah denk geldi. Gelsin bir soru. Saçı olmayan kişilere yönelik kullanılan aşırı samimi bir söz. Keltoş. Hani şu anda hazırlansa bilerek mi yaptınız diyeceğim de sorular eskiden, ya, önceden evet. Hazırlanıyor. Gerçekten denk geldi ya. Hay Allah iyiliğinizi versin sevgili editör. Efendim 7 harflerdeyiz. 2 kelimeden olacağı bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Tarih sorgulayan söz dizisi. Tarih sorgulayan evet. Söz dizisi. Ne zaman? Ne zaman doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasındayız. 3300 puanınız ve 2 dakika 48 saniye süreniz var. Her şey yolunda görünüyor. İnşallah böyle devam eder. 7 harfli ikinci kelimenizi soracağız. Bu bir zarf efendim. Editörümüz bayağıdır zarf sormuyordu. Aklına geldi demek ki. Hadi zarflayalım. Buyursunlar. Bazı ilaçlar için cildin dış tabakasına uygulama yoluyla kullanılabileceğini ifade eden tabir. İlaçlarda yazar ya nokta nokta kullanılır. Sürmeyle alakalı evet. Sürme de onu... Yok yani işte nasıl sürme? Dıştan. Harf alayım. Harf verdik. Haricen. Evet haricen. Doğru cevap. Sekiz harflilerdeyiz. Bir mutfak gereci soracağız. Birleşik bir kelime bu. Gelsin bakalım sorusu. Üzerine tencere tava koymaya yarayan ateş üzerine oturtulan demir destek. Üzerine tencere... Sacaya. Sacaya. Sacaya doğru cevap. Yine 8 harfli 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. Şöyle soruyoruz. Mecazen yoksun ama cömert anlamına gelen söz dizisi. Gönlü bol. Gönlü bol doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Yine birleşik bir kelime, ünlü bir yemek soruyoruz. Yine canımızı istetti editör. Gelsin bakalım soru. Karadeniz'in başrol oyuncusunun baharat, un ve yumurtaya bulanarak tavada kızartılmış şekli. Hamsi tava. Değil ama... Hamsi pilavı. Değil. Hamsi kuşu. Hamsi kuşu doğru cevap. Efendim 9 harflerden devam ediyoruz. Yoksunluk eki almış bir sıfat soracağız şimdi. Soralım bakalım.
gönül doygunluğuna bir türlü ermeyen, doyum duygusundan yoksun olan. Doyum duygusundan yoksun olan. Ay bu da hiç nokta nokta olmuyor ya. İflah olmaz. Değil. Değil mi o yoksunluk var? Harf aldık. Harf aldık. T. Sonunda zaten bir de yoksunluk eki var. Yani bir kelimeyi bulacağız sonunda yoksunluk. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Doyum duygusundan yoksun olan. Yetmemek gibi bir şey. Mi? Ama işte ona başka bir şey deriz ya. Ben bu şeyden hiç nokta nokta olmadım. Tatmamak. Ne? Tatmamak. Değil. Yetmemek tatminle alakalı bir şey de. Sonuna işte sonu yoksunluk eki koyun onun. Tatminsiz. Bu mahmet bitlendim anlamadım ya. Ben de. Tatminsiz. Tamam. Yine son anda çevirdik topu direkten sevgili futbol severler. Efendim 10 harflerdeyiz. Yine iki kelimeden oluşan ve bir sanat olan cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Kültürel sentezlerin oluşmasını ve dünya halklarını tanımamızı sağlayan ezgisel eserler bütünü. Harf alayım. Harf verdik. E. Bir harf daha alayım. Ezgisel eserler nedir efendim? Ezgisel eserler? Basit düşünün. Müzik, evet. Türkü de. Dediniz, ilk dediğiniz. Şey, müzik. Heh, o ikinci kelime mesela, öyle düşünün. Müzik. Bir harf daha aldık. Bir harf daha aldık. Allah Allah. T. Etnik müzik. Etnik müzik doğru cevap. Son sorudayız. İki kelimeden oluşan. Ne kadar iki kelime sorduk yahu. İki kelimeden oluşan bir tabir soracağız şimdi de. Gelsin bakalım. Aile kurup çoluk çocuğa karışmış kişileri niteleyen bir söz dizisi. Aile babası. Değil, çifti. Aile reisi. Aile kurup çoluk çocuğa karışmış. Evet. Aile zaten sorunun içinde. Tamam doğru. Aile kurup çocuk. Aile kurmak için ne yapmak gerekir efendim? Evli barklı. Evli barklı doğru cevap. Alim Bey 8800 puan aldık. İddialı hiç fena ya. Bir ben puan mi? Değil. Gayet iyi bir puan. 26 saniyede arttırdınız yani. Gerçekten rahat da harf aldınız. Yani daha sıkıştırsak 9000'i geçerdiniz yani. Evet. Tebrik ediyorum. Ben de kendimden bu kadar beklemiyordum. Yani. Estağfurullah. Ben bekliyordum açıkçası. Alim Bey ayaklarınıza sağlık. Bakalım sizden sonraki iki yarışmacımız ne yapacak? Merakla onları bekleyeceğiz. Hanımlar beyler Alim Bey alkışlarla arkaya uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımız geliyor. Hızlı bir biçimde anlamlarına gelen. Acil. Taşımak için kullanılan çanta. Kanguru değil. İzole sözcüğünün Türkçe karşılığı. Arındırılmış. Değil. Moda desinatörü. Bu gene bildiğim bir kelime. Kesinlikle. Ama... Şans oyunu. Sermaye, para. Heh, hakemler saha ben belirlemek. Paralarla geldiniz. Şu anda bilmediğim yerden büyük parayla gelin bana. Beyler günün üçüncü yarışmacısıyla beraberiz. Ayla Hanım tekrar merhaba. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? Her şeyi. Her şeyi yapıyor musunuz? Yapıyorum. Kitap yazmışsınız siz. Yazdım. Büyük geçmiş olsun. Ya, acayip bir kaza atlatmışsınız. Evet. Ardından da bir kitap yazmışsınız. Evet. Geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun. Kitap neyle ilgili? Kitap bu geçirdiğim kazayla ilgili ama kendimden çok kazalardan sonra mesela atıyorlar insanı içeri. O çeken insanın ailesi, yaptığı masraflar, çektiği eziyetler, günler, o kara geceler, ağrılar hiç bitmiyor. Hmm. Ben istedim ki biraz duyarlı olun da bu insanları o hale getirmeyin. Çok güzel. Yani kaza yapmayın da getirmek istedim. Çok iyi yapmışsınız. Şimdi iyisiniz ama iyileştiniz. İşte tedavilerim hala sürüyor. Büyük geçmiş olsun. Peki onun dışında ne yapıyorsunuz? Valla şu internet denen olay çok kötü. Ben orada gördüğüm her şeyi yapıyorum. Gerçekten evet. Mi? Yani size helal matkapla olsun. Matkapla alet kullanmak dahil, iğne, iplik dahil her şeyi yapıyorum. Ay ne kadar güzel. Evet. Tebrik ederim. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle aram iyi de edebiyat mezunuydum. Şimdi bilmiyorum ne olacak. 20 senedir yarışmalara pek girmiyorum. Önceden giriyor muydunuz? Girdim. 3 yarışmaya falan girdim. Nasıldı durumlar? Türkiye ikinciliğim var ama. Oo tamam ya. Ama 20 senedir de
Yaş geldi 67 bilmem ne olacak. Allah, ciddi misiniz ya? Evet. Maşallah hiç göstermiyorsunuz da Ayla Hanım. Peki ufak ufak başlayalım mı? Başlayalım. Hadi bakalım neler olacak. Hanımlar beyler ilk sorumuz geliyor. Sinema ve televizyonda belirlenmiş sürelerde çalışanlara ödenen ücret. Harf alayım. Harf verdik. Ş. Harf alayım. Bir harf daha verdik. Bu, ha. Aynı zamanda... Kuşe değil herhalde. Değil ama çok yakın. Damga mühür anlamına da gelir. Kaşe. Kaşe doğru cevap. Efendim 4 harfli ikinci kelimemizin sorusu geliyor. Gelsin bakalım. Hızlı hızlı bir biçimde anlamlarına gelen sözcük. Hızlı. Hızlı bir biçimde anlamlarına gelen. Acil. Ne? Değil. Acil. Değil. Böyle hızlı bir biçimde. Hadi nokta nokta hareket edin deriz. Harf İngilizceyi oluyor. Çok nokta nokta konuşuyor denir. Harf verdik. S. Seri. Seri doğru cevap. 5 harflilerdeyiz efendim. Yöresel ağızlarda kullanılan bir sözcük geliyor. Gelsin bakalım. Yöresel olarak ıslık anlamında kullanılan bir sözcük. Zılgıt değil. Değil. Islık nasıl çalınıyor? Harf alayım. Harf verelim. Üflek. Bir harfi değiştirin orada. Üflük. Üflük doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Batı kökenli ve isim soylu bir kelime soracağız şimdi. Öyle karar vermiş editörümüz. Yapıştırın efendim soru. Batmış bir nesnenin yerini ve durumunu akustik dalgalarla belirleyen sistem. Sonar. Sonar doğru cevap. 6 harflere geçtik. 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir söz dizisi soruyoruz. Gelsin bakalım. Bütün yıl boyunca anlamına gelen bir söz dizisi. Bütün yıl boyunca. Yıllık. Değil. 2 kelime. Durdurdunuz da. Yıl boyunca. Mesela eşyalar için bütün yıl boyunca kullanılır anlamında şey yaparız. Garanti. Mevsimler mi? Biraz söz konusu diye düşünebilirsiniz. Mevsim söyleyin bir tane. Yazlık, kışlık. İkisini birleştirin. Yaz kış. Yaz kış doğru cevap. Efendim 6 harflilerdeyiz. Eski ama bilinen bir kelime, bir sıfat bu. Gelsin bakalım. Beğenilen, hoş karşılanan anlamlarına gelen bir sözcük. Harf alayım. Harf verdik. B. Eski bir kelime. Geçerli anlamında da kullanılır. Bu bizim için nokta nokta. Kabul gören, beğenilen. Makbul. Makbul doğru cevap. Aa, ben basayım bari. Ben durdu zannediyorum. Yok. Efendim 7 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir edebiyat terimi soracağız size. 7 harfli ilk aradığımız cevap bu olacak. Bakalım nasıl zorduk onu. Bir kelimeyi kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek biçimde kullanma. Mecazen. Değil. Batı kökenli. Eş anlamlısı onun. Harf alayım. Harf verdik. F. Söyle. Değil. Ay. Söyle. Sinkaflı diyorum değil. Sinkaflı da değil. Değil değil. Mecaz gibi başlıyor. Metafor. Metafor doğru cevap. Ayla Hanım yarışmanın ortasındayız. Puan mı alayım? Evet. Harflerimi 3100 alayım. Puan aldınız. Oo. 1 dakika 57 saniyeniz evet, var. Evet. 4 tane daha harf alabilirsiniz. Aslında puan fena değil. Süre biraz zorlayabilir. Ben bastım sanıyorum temin evet, ki o biliyorum. 20 saniye öyle. Biliyorum. Pek yani bildikten sonra bile basmıyorsunuz bazen.
4 harf de yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şu an bütün puanları, aman bütün kelimeleri bilirsek harf almadan 9200 puan bizi bekliyor orada. İnşallah. Hadi hayırlısı. İkinci 7 harfli aradığımız cevap yapım eki almış bir sözcük Ayla Hanım. Gelsin bakalım sorusu. Aynı toprak parçasına vatan diyen kişilerin her biri. Biz sizle neyiz efendim? Aynı vatan. Bir şey yıllı ama. Değil. Yurttaş. Yurttaş doğru cevap. Yakın eki değil mi? Bir şey yıllı gibi geldi bana. Eki var gibi geldi. Efendim 8 harflerdeyiz. Fransızca Türkçe karması bir birleşik kelime soracağız size. Gelsin bakalım. Bebekleri kucakta veya elde taşımak için kullanılan çanta. Kanguru değil. Harf değil. Alayım. Harf verdik. B. A. Dur. Puse. Değil. Bebekleri böyle... Kucak. Port bebe. Port bebe doğru cevap. Efendim 8 harflerdeyiz hala. Yapım eki almış bir kelime soracağız şimdi size. Perakende karşıtı tüccar. İşportacı. Değil. Değil. Perakende değil. Toptancı. Toptancı doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Arapça Farsça karması olan bir cevaba ihtiyacımız var. Yine karmalarla gidiyoruz. Hep bana yabancılar gelmiş. Hep size de böyle gel. Kısmet işte. Ayla gelsin bakalım. Soru. Ev işi emekçisi. Basit düşünün. Hizmetçi. Evet. Hizmetçi. İşte sonunu değiştirin. Hizmetkar. Hizmetkar doğru cevap. İki kelimeden oluşan bir söz dizisi soruyoruz şimdi. Bir dönem bu Ayla Hanım. Alacağınız mı? 3 harf daha alabilirsiniz. 9 harfli ama bu kelime. Gelsin bakalım nasıl bir dönem soruyoruz. Gezegenimizin iklim tarihinde bilinen en soğuk dönemlere verilen ad. Buzul devri. Buzul çağı. Buzul çağı doğru cevap. 10 harflilere geçtik. Efendim bu cevabı ses benzerliğinden doğan bir ikileme. Yani aynı kelimenin tekrarı gıcır değil de. Gibi. Ha öyle değil de. Abur cubur gibi. Ah gibi. Öyle gibi. Halk ağzında kullanılan çoğunlukla bir tabir. Gelsin bakalım sorusu. Eklem bacaklılar şubesinin tüm üyelerine halk ağzında verilen genel isim. Eklem bacaklılar nedir efendim? Harf alayım bir tane. Harf aldık bir tane. Ö. Eklem bacak. Göv. Yo yo basit düşünün ya. Eklem bacaklı. Örümcek ama. Ne? Örümcek. Ha mesela örümceğin. Böcekgiller mi? Ha onu işte ikinci kelime öyle ama böyle bir halk ağzı. Börtü böcek. Börtü böcek doğru cevap. İki harf alabilirsiniz. Şu an 1 dakika 2 saniyede süreniz son var. Son soru mu? Son soru. Hadi rahat işte. Rahat düşünebilirsiniz. Efendim bir sıfat soruyoruz. Tek kelime zaten. Kaç dakikam var? 1 dakika 2 saniyeniz var. Tamam. O iki harf alırsanız ama 27 saniye arttırmanız lazım. Bir harf alırsam? Bir harf alırsanız sonsuza kadar buradayız. Gelsin efendim soru. Fransızca kökenli izole sözcüğünün Türkçe karşılığı. Arındırılmış. Değil. Temizlenmiş. Değil. İzole. Sonu öyle bitiyor. Sonu öyle bitiyor. İzole. Hani bu binalarda kullanılır böyle bir... Mantolama gibi mi? Yok yok. Yani o izole etmek için bir malzeme kullanırlar. Onu bir şey için kullanırlar. İzole. Ay Allah. Salgın döneminde biz de izole olduk. Yani dışarı... Tecrit. Gibi bir şey. İzolasyon malzemeleri vardır. Hani. Yalıtım. Ha? Yalıtımsal. Ne? Yok işte... Yalıtımcı. Hayır. Yalıtım. Deminki gibi söyleyeceksiniz. Demin söylediniz ya. Yalıtım. Ah! Ah! Kaylandım. Ah be.
Yalıtılmış olacaktı. Üzgün alkış kafamızda çınladı şu an. Ah be, son soruda ya. Yalıtılmış gibi gelmedi. Yalıtılmış. Aslında başta söylediniz ya. Yalıtılmış diye demedim. Yok yok, yalıtılmış diye demediniz zaten. Ne dediniz? Ne dedi ya? Yalıtılmak dedim. Yok. Temizlenmiş, arındırılmış dediniz. Ben de dedim ki sonu öyle bitiyor falan falan. Kısmet, kısmet Ayla Hanım. Ayaklarınıza kısmet. Sağlık. Rica çok edin. Memnun oldum. İyi ki geldiniz. Çok mutluyum sizin de burada olduğum çok için. Çok zarifsiniz. Ben de çok mutluyum gerçekten. Hanımlar, beyler, Ayla Hanım'ı alkışlarla arkaya uğurlayacağız ve son yarışmacımız olacak. Ekleyerek iki harf alayım. Bir zarf. İki harf mı? Evet. Asaf Bey kural uydurdu. İki harf alayım. Yanında da az su. Ya. Neydi cevap? Hala neydi cevap? Kalk koptu. Ruh gözü dediniz ya. Yani gözü. Allah muhafaza. Siz hiç ilanı aşk ettiniz mi? Ettiniz, etmediniz. Kime ne? Tamam, devam ediyorum. İkbal Hanım fark ettiyseniz içeriden çökertiyor. Hanımlar, beyler, günün son yarışmacısıyla masa başında bir araya geldik. Merhaba Bülent Bey. Merhaba. Siz neler yapıyorsunuz? Ben aslında yılın 8 ayını çalışmadan geçiren bir insanım. Gerçekten mi? Yaklaşık olarak. Neden? Aileden mi zenginsin? Yok, yüzme öğretmeniyim ben. Aa, ne genel güzel. Genel olarak Türk halkı kışın pek yüzme öğrenmeyi sevmiyor. Evet. Yazında bizi sıkıştırıp sabahtan akşama kadar çalıştırıyorlar. Aa, yani iyi oluyor. Çok güzel. Yazın çalışıp kızın aşırı yakışır. Çalışıp evet. 8 ay çok kendime zaman ayırabildiğim bir hayatım var. Ay, ne kadar güzelmiş. O İşte o ayırdığım 8 aya da işte basketbol oynamak, bir de evet. Caz dansıyla ilgilenmek gibi iki tane hobi sıkıştı. Aa, ne kadar güzel. Peki şey, yaş grubu var mı ders verirken, yoksa çocuklara yani aslen, da veriyor musunuz? Ya veriyoruz ama aslen yetişkinlerle ilgili. Yani kendimi anladım. Şahsen geliştirdi, hani daha hızlıca insanlara yardımcı olabilecek bir şey, öğretim yöntemiyle. Hı hı. Her zaman tabii başarılı olacak, çok iyiyiz, şöyleyiz gibi bir iddia değil, yanlış anlaşılmasın ama... Uzmanlaşmaya çalıştığımız alan o yetişkinler oldu daha çok. Çok güzel. Caz dansla ne dediniz? Basketbol oynadım. Basketbol. Yani şey, caz dansı yapıyor musunuz? Tabii tabii, yani yaparak. Yani bir 6 yıldır yaklaşık olarak. Hem de. Swing ya da Lindy Hop ismiyle bilinir. Aha. Şu aralar bayağı bir popülerleşmeye başladı. Evet. Caz danslarıyla bayağı bir ilgileniyorum şu anda. Çok eğlenceli bir ortam. Bütün arkadaş çevrem onlardan oluştu. Sanki böyle ayrı bir hayat, ayrı bir komünite gibi bir evet. Hayatıma renk kattı. Dans yani. Gecelerine gidiyorsunuz o zaman. Her sıkça hafta oluyor sonu. Mu? Her hafta sonu. Şimdi çok da okul açıldı. Evet. Arzu ederseniz her gün bir yerde gidip dans edebileceğiniz bir ortam var şu an. Ne kadar güzel. Çok güzel. Harika. Neşeli bir hayatınız var diyebiliriz Bülent Bey. Peki olur. Kelimelerle aranız nasıl? Ya aslında şimdi... İzlerken yarışmayı bunu düşündüm. Mesela bazı kelimeler vardı. Demin bu Fransızcadan gelen bir çocuk evet. Arabası falan gibi şey. Ömrümün sonuna bebe. Kadar ben onu şey yapsam yani. Ne kadar ipucu verirseniz verin, ben onu çıkaramazdım. Evet. Bende de çok ipucu yok. Yani gerçekten benim de aklıma gelecek bir şey yoktu yani. Bir de eskiden daha çok kitap okuyordum. Hmm. Bu tip şeyleri çıkartmak, üretmek kolay oluyordu. Şimdi kitap okuma sürem azaldıkça bu eksikliği şu an net yüzüme vurmuş oldu burada yani. Durun bakalım ya, belli olmaz. Belki bildiğiniz yerden gelir. Umuyorum. Mesela Alim Bey'e keltoş sorduk biliyorsunuz. Yani size de belki omuz falan sorarız. Ne bileyim ben. Böyle şanslı yarışmacılarımız vallahi olabilir. Vallahi bekliyorum. Hayalim hep böyle bir yarışma vardı. Şey, televizyon sinema filmi vardı. İşte milyoner gibi. Slumdog milyoner. Olabilir. Evet. Ben öyle benim araştırmış, tam bileceğim soruları sormuş olmaz. Başınıza gelmiş şeylerden. Beni yıldız yapmak istiyormuşsunuz gibi hayalim. Hadi inşallah bakalım. O zaman bir başlayalım mı ufak ufak? Hanımlar, beyler, ilk sorumuz geliyor. Kale duvarlarından daha yüksek, yuvarlak, dört köşe veya çok köşeli kale çıkıntısı. Köşe. Değil. Aha, pardon. Kale çıkıntısı. Kalenin nesi olur efendim? Kalenin nokta noktasında yar ben olaydım diye türkü var. Ben de harf alayım, bu ben de hiç harf yani verelim. Şey. Yine benim abuk sabuk hafıza. Burç. Burç doğru cevap. Hay Allah. Efendim, dört harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakacağız. Bakalım nasıl sormuşuz. Mecazen hazmı zor yiyecekleri niteleyen bir sıfat. Aa, bu bana nokta nokta geldi deriz. Çok basit düşünün.
Olsun, bir harf alayım ben gene. Alın peki, buyurun. Yumuşak G. Ağır. Ağır doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Yapı meki almış bir kelime soruyoruz size. Nahoş bir tabir ama büyük iş yapıyorlar denilebilir. Buyurun. Sokakları yaşanılır kılan kamusal temizlik işçisi. Ben çocukken bundan olmak istiyordum. Çöpçü. Çöpçü doğru cevap. Efendim beş harflerle devam ediyoruz. İsim soyulu eski bir kelime soracağız size. Soralım hadi madem soracağız. Bilim veya sanat alanlarından herhangi birinde üstün bilgisi ve yeteneği olan kimse. Harf alayım. Harf aldık. Ü. Üstad. Üstad doğru cevap. Altı harflilere geçtik efendim. Soğuk havalarda görülen bir meteorolojik olay sormaya karar vermiş editörümüz. Bakalım nasıl sormuş. Doğayı örten ince buz tabakası. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Yumuşak G. Sonunu hatırladım. Evet, nasıl bir şey? Çırağı gibi bir şeydi. Gibi. Bir tane daha alayım ben. Bir tane daha harf aldık. Alayım bir tane daha. Bir tane daha almışken. O harf oldu. Evet. Kırağı. Kırağı doğru cevap. Şimdi efendim yine altı harfli yoksunluk eki almış bir kelimeye ihtiyacımız var. Müzikle ilgili. Gelsin bakalım. Enstrümantal tabirinin Türkçe karşılığı. Enstrümantal. Alayım ya. Alın. Enstrümantal yani yoksunluk eki var. Sözsüz. Evet, sözsüz doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Batı kökenli ve isim soylu bir kelime soruyoruz. Moda dünyasından geliyor soru. Bayılırız efendim moda dünyası. Buyurun. Moda desinatörü. Desinatör. Bu gene bildiğim bir kelime. Kesinlikle. Ama bir harfe ihtiyacım var. Bir harfe gelsin daha bana. İhtiyacınız var. Harfler de tükeniyor ama olsun. Evet. Artık iki harf alabilirsiniz. Yabancı kökenli olduğu için sesli harfle başlaması da olur. Nasıl diyeyim? Böyle bir... Stilist. Heh, stilist doğru cevap. Efendim yarışmanın ortasındayız. 2900 puanımız var. 1 dakika 26 saniye süremiz var. Harfleri de harcadım. Harfler de bitti. Yani iki tane bir harfiniz saniye var ama 27 saniye arttırmanız lazım o iki harfi kullanırsanız. Siz bir harfiniz varmış gibi düşünün. Bir de 1 dakika 26 saniye hızlanın demek. Yani çok az vaktimiz kaldı. Bakalım neler yaşanacak. İkinci yedi harfli kelimemiz batı kökenli bir sözcükmüş. Bir hayvan cinsi. Gelsin bakalım tatlım benim buyursunlar. Tüyleri makbul bir koyun cinsi. Merinos. Evet, Merinos doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşuyor cevabımız. Gelsin sorusu. Asgari sermaye ile oynanan şans oyunu. Asgari. Evet, şans oyunu. Asgari sermaye. En az sermaye ile. Çok basit düşünün. Evet. 2 kelime. 2 kelime. Süre gidiyor. Şans oyunu. Şans oyunu. Basın bildireceksin. Basın. Bileceksiniz. Siz size bildireceğiz. Tamam hadi bildirin bana. Peki şans oyunu. Mesela şans oyunu. Bu ve belli ki sermaye ile oynanan bir şans oyunu. Nedir efendim sermaye? Sermaye para. Heh. En parayla ne şans oyunu ne olur? En az parayla. Evet. Şans oyunu. Günümüzde en küçük para nedir? Kuruş. Yani hayır kağıt değil de hakemler falan atar.
Hakemler saha belirlemek... Küçük paralarla geldiniz. Şu anda bilmediğim yerden büyük parayla gelin bana. Aynen de süreniz geçiyor. Şaka yapmayın isterseniz ama madeni parayla... O... Bülent Bey! İnanılmaz! Gördünüz mü? Çok paraya takıldım yani. Hakem dedim ama yani siz hala... Yok ben orada hala bir para aradım yani. Evet. Yani para deyince bana ben para aradım. Galiba paraya ihtiyacım var biraz. Galiba. Dur, biz toplayıp verelim ne yapalım? Bülent Bey bu kadar da kötü olsun istemezdim. Gördünüz mü ne geldi başımıza? Hay Allah ne güzel de gidiyorduk ya. Evet bu yaktı beni yani. Neyse şimdi rahat rahat harf alabilirsiniz. Siz seviyordunuz harf almayı zaten. Efendim geliyor 8 harfli bir diğer sorumuz. Aman cevabımızın sorusu. Yapım eki almış bir sıfatmış efendim bu gelecek olan cevap. Gelsin soru. Mecazen gürültüsü patırtısı çok olan karışık telaşlı yerler için kullanılan bir tabir. Alayım hemen harf. Aldık hemen harf. Bir tane daha mı aldık? Yani curcuna gibi duruyor. Yok. Değil. Tamam. Bir tane daha alayım. Bir tane daha aldık. Bir tane sesli harf yetiyor hepsine. O zaman alayım. Bir tane daha aldık. Ben bastım ama. Evet. Civcivli. Civcivli doğru cevap. Efendim 9 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soracağız şimdi size. Soralım madem laf ağızdan bir kere çıkar. Zıplamalı bir eğlence ve spor aleti. Trambolin. Trambolin doğru cevap. Yine 9 harfli 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. Gelsin bakalım sorusu. Tencerede pişen ve ekmek banmaya uygun yiyeceklerin genel adı. Sulu yemek. Sulu yemek doğru cevap. 10 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan kalıplaşmış bir tabir soruyoruz. Birleşik yazıldığı da görülüyor. Yapıştırın efendim soruyu. Kalıplaşmış düşünceleri yıkan kimseler için kullanılan kalıplaşmış bir tabir. Alalım bir harf. Aldık harf aldık. Bir harf daha alırız. Bir tane daha alalım. Hatta bir harf daha alırız. Yetişmedi. Bir daha okur musun soruyu? Okuyayım. Kalıplaşmış düşünceleri yıkan kimseler için kullanılan kalıplaşmış bir tabir. Yani şey o mesela o çok nokta nokta biridir. Nasıl nokta biridir? İnsanlara sahip oldukları düşüncelerin yanlış olduğunu şey. Mesela şöyle düşünelim. Yani bir kalıbı yıkıyor. Yani ne yapıyor? Böyle bir şeyi, böyle bir düzgün bir şeyi aslında. Ezber bozan. Ezber bozan doğru cevap. Vallahi yani Bülent Bey son soruyu da soramıyoruz. Süremiz bitti. O da zaten bilebileceğiniz zaten bir şey. Zaten yordum sizi. Bence sormayın artık. Ben yorulur muyum Bülent Bey ya? Ben yorulmam da yani o kadar o yazı tura da... Ben hiç oradan gitmedim yani. Evet. Yani yazı turayı bilseydiniz muhtemelen şu an Alim Bey'i geçmiş olma ihtimaliniz vardı biliyor musunuz? Harf almadan bilirdiniz çünkü. Yani işte kısmet yani. Kısmet. Zaten ama tatile matile gideceksiniz 3 gün sonra. Hafta şu finali var, ay finali var. Yani onlara kalamayabilirdiniz. Bence fena da olmadı. Lig yürüyüşü uzun sürer çünkü. Evet 8 gün bayağı yürüyeceğiz. Evet. Ay çok iyi eğlenirsiniz umarım. Ya eğleneceğimiz kesin çünkü çok hep beraber seyahat ettiğimiz bir ekip. Hep çok eğleniyoruz. Harika. Belirli yerlerde hatta sık ziyaret ettiğimiz yerlerde eğlendiğimizde ünlü bir grubuz. Tabii yani işte herkes dans ediyor. Onu tabii, soracaktım. Aramızda enstrüman çalanlar işte stand-upçılar yani gerçekten de böyle güzel bir ekip. Ne lazımsa grupta var diyorsunuz. Aynen doktorumuz, sağlıkçımız yani ne gerekiyorsa avukat hani bir başımız belaya girerse. Kaç kişisiniz siz Bülent Bey? Ya şöyle aslında beraber gezdiğimiz böyle 50-60 kişilik bir grubumuz var. Yani her seyahati o gün o kaç kişi gelirse yani bu sefer de bir 10 kişi civarında falan bir seyahat edeceğiz. Hadi bakalım. Aynen çok. Şimdiden iyi tatiller. Teşekkür ederim. Hanımlar beyler Bülent Bey'i alkışlarla uğurluyoruz ve Alim Bey yanımıza geliyor. Hanımlar beyler
Bugünün birincisi Alim Bey ile beraberiz. Alim Bey bekliyor muydunuz? Beklemiyordum. Vallahi mi? Gerçekten beklemiyordum. İyi bir güzel sürpriz oldu o evet, zaman. Evet, bana da sürpriz oldu. Harikulade. Hafta finalinde beraber olacağız. Evet. Diğer yarışmacılarımız da gayet iyiydi. Gerçekten ufak tefek şanssızlıklarla bence gün birinciliği gitti hepsi için. Hepsini bir alkışlayalım isterim. Efendim... Biz Alim Bey'le hafta finaline gideceğiz ama biliyorsunuz kelime polislerimiz bir de kitap armağan ediyor. Çok bütün yarışmacılarımıza. Alim Bey'le biz hafta finalinde buluşacağız ama sizle her akşam burada buluşabiliriz. Muhakkak bekliyoruz. Tekrar görüşünceye kadar iyi akşamlar.